Günden kalanlardan herkese iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum efendim. Ben Gözde Kuyumcu, başlıyoruz. Dop dolu bir akışımız var. Bugün Vedat Özdan az sonra konuğumuz olacak. Ankara'da Esra Nehir bizlerle olacak. Ankara gündemini alacağız. Ardından Burcu Kıratlı ile piyasa kapanışını yapacağız. Çağlar Kuzukluoğlu ile piyasaya dair son notları alacağız. Ceren Dilekçi yine Londra'da bizlerle. Emrah Akın, KPMG Türkiye Şirket Ortağı bizlerle olacak. Bir yandan tabii ki konuştuğumuz husus halen daha vergilere ilişkin düzenlemenin ne getireceği. Dünya çapında biliyorsunuz %15'lik bir asgari kurumlar vergisi onaylanmış bulunuyor G20 tarafında. Dolayısıyla bunun önümüzdeki günlerde yansımasını konuşacağız. Fatih Özkadı yine bizlerle olacak. TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı. Türkiye adına iklim değişikliğiyle mücadelede Paris İklim Anlaşması imzalandı ama önümüzdeki dönemde biliyorsunuz çok fazla değişken var, unsur var. Şirketler burada ne yapıyor? TÜSİAD'ın bununla ilgili çalışmaları vardı. Bir miktar onları konuşacağız ama önce rakamlar. Borsa İstanbul tarafındaki prim %1'e yaklaştı. Bugün enerji şirketlerinde bir miktar negatif ayrışma görmüştük. Özellikle şu anda 1536 puan seviyesi Merkez Bankası Başkanı değişimi sonrası, yani Naci Ağbal dönemi sonrası kayıpların TL bazda telafi edildiğini söyleyebiliyoruz. Dolar bazında halen daha Borsa İstanbul geride duruyor. Dolar TL 9.53. Buradaki geri çekilme bugün bize özgü. Yani gelişen ülkeler para birimlerine baktığımızda özellikle Türk lirası en iyi performans gösterenler de birinci sırada. Ardından %0.31 ile Çek kronosu onu takip ediyor. Genelin kırmızı olduğunu söyleyebiliriz ama dolar endeksi dünyada da aslında çok fazla değişmiyor, yatay diyebiliriz. Bugün Euro TL 11, Euro dolar paritesi 1.15.80, sınırlı bir yükseliş var. Tahvil tarafındaki fiyatlamalarda da bir iyileşme görüyoruz. 10 yıllıkta 20'nin altına gelindi. Burayı da takip ediyoruz biliyorsunuz günden güne ama 20'nin altına gelinmesi bir miktar gevşeme olduğu sinyali pozitif tarafa yazıyoruz. Bugün küresel piyasalar canlı. Avrupa borsaları da bugün alıcılıydı. Son notları birazdan Ceren Dilekçi'den alacağız. Euro bölgesinde tahvil faizleri yükseliyor. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası Şahin yorumları bekleniyor. Çünkü önümüzdeki günlerde bir faiz artışı oradan gelecek gibi duruyor. Ve tabii ki borsalar tarafında bugün pozitif seyir dikkat çekici. İtalya önderliğinde ama Avrupa'da tüm endekslerde yükseliş var. ABD tarafı da ona eşlik ediyor, S&P 500 harici. Biraz S&P 500'de gerileme var ama şu anda diğer iki endekste de yükseliş var diyebiliyoruz. Altın fiyatları bugün içeride bir miktar düştü. TL'den dolaylı olarak şu anda 549 TL diyebiliriz. Sınırlı bir geri çekilme, yani yatay diyelim. Spot altın yarım puanlık yükseliş. Bitcoin 61.718 yükseliş içerisinde. Brent ve ABD tipi ham petrolde %1'e yakın yükseliş. Tabii bu hafta OPEC artı takip edilecek Perşembe günü. Bir yandan da merkez bankalarından, pek çok merkez bankasından hem açıklamaları hem de kararları takip edeceğiz diyelim. Şimdi Ankara gündemini alacağız. Esra Nehir bizlerle. Esra, hoş geldin. Neler aktaracaksın yeni haftada bizlere? Hoş bulduk Gözde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım. Geçtiğimiz hafta sonu İtalya'nın Roma kentindeydi. G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı ve dönüşte de kendisine eşlik eden gazetecilere sorularını yanıtladı. En çok merak edilen elbette ki ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşmeydi. Dün dönüş öncesi aslında bir basın toplantısı yaptı ama daha detaylı açıklamayı dediğimiz gibi uçakta gazetecilere yaptı. Biden'la yaptığı bu görüşme için samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı oldu ifadelerini kullandı. Peki Biden'la yaptığı görüşmede hangi gündem başlıkları vardı? Bunu hemen aktaralım. F-16 tedarikini ele aldıklarını belirtti ve Biden'ın olumsuz bir yaklaşım göstermediğini ifade etti. Savunma ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla görüşerek bu hassas konuyu neticelendirmeyi umuyoruz dedi. Biden çok kısa zamanda netice almayabiliriz ama ben elimden geleni yapacağım dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise buna cevaben bunu başarabileceğimizi inanıyorum ve bu konuda ağırlığın sizde olduğunu görüyorum ifadesini kullandı. Nihayetlendirebilirsek bu konuyu önümüzde iki başlık olacak dedi. Biri tedarik, diğeri de elimizdeki F-16'ların modernizasyonu ifadesini kullandı. İki ülke arasında ortak bir mekanizma kurulacağı da açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ortak mekanizmanın kapsamını da açıkladı. Güvenlik, savunma, ticaret, terörle mücadele ve bölgesel konularda ortak bir
mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığını ve ilgili bakanların, ilgili kurumların görüşmeler yürütüleceğini bundan sonra ifade etti. Peki Suriye'ye olası bir operasyon söz konusu olacak mı? Görüşmede gündeme geldi mi? Özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin terör örgütlerine verdiği destek noktasında tepkileri var. Her fırsatta bu tepkiler de dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha bu görüşmede bunun ifade edildiğini söyledi ve operasyonla ilgili de yapılması gerektiği zaman tabii ki yapılır, geri adım atılmaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'dan sonra Glasgow'daki zirveye de, iklim değişikliği zirvesine de katılmasını bekliyorduk. 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecekti. Ancak sürpriz bir şekilde zirveye katılmayacağı duyuruldu. Bunun gerekçesini de anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Talep ettiğimiz güvenlik protokolü standartları vardı. Bunlar uluslararası bütün ziyaretlerimizde ve bütün liderlere uygulanan standart prosedürlerdi dedi. Ancak son anda bunların karşılanamayacağı söylendi. Biz de katılmaktan vazgeçtik ifadesini kullandı. Bugüne yansıyan bir başka not aktaralım. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destekleri açıkladı. Hem 2021 için hem de 2022 için yapılacak destekleri açıkladı. Gübre desteği tüm ürünlerde dekar başına 16 liradan 32 liraya yükseldiğini söyledi. Tarımsal girdi maliyetlerinde özellikle gübre ona öne çıkıyor. Çiftçi de bundan şikayetçiydi. İşte bu noktada 16 liradan 32 liraya çıkarıldığını açıklamış oldu. Bunun dışında mazot desteği de her üretim yılı için maliyetinin ortalama %50'si olacak şekilde ödenmeye devam edecek dedi. Mazotun da yine maliyetinin yarısı kadar bir destek ödemesi yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri de devam ediyor. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Şu dakikalarda mecliste de bu görüşmenin devam ettiğini ifade edelim. Ama sabah saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir sunum yaptı. Bu sunumun öne çıkanlarını hemen aktaralım. Küresel piyasalardaki artışın akaryakıt fiyatlarına yansıtılmadığını söyledi. Avrupa'da en ucuz doğalgaz Türkiye'de dedi. Bunu rakamlarla da destekledi. Eylül ayı itibariyle Avrupa'da vatandaşlarına en ucuz doğalgaz sunan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve 2021'de ham petrol fiyatları Türk lirası bazında küresel piyasalarda %117 artış gösterirken vatandaşa sunulan akaryakıt fiyatlarında %17'lik bir artış olduğunu söyledi ve elektrik tüketimindeki artışa da dikkat çekti. Alınan tedbirlerle arz güvenliğinin sağlandığını söyledi. Bu yıl %8'lik bir artış beklentisi olduğunu da söyledi. Son olarak doğalgaz keşifleri de Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı biliyoruz. Bunun dışında yeni keşifler yapıldığını da söyledi. 2021 yılında kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır ifadesini kullandı. Başlarken de söyledik. Görüşme devam ediyor. Şu dakikalarda milletvekillerinin sorularını da yöneltiyorlar Bakan Dönmez'e. Akşam saatlerinde ise Bakan Dönmez vekillerden gelen soruları yanıtlayacak diyelim. Sözü Ankara'dan İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkürler Esra Nehir aktardıkların için. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz. Günden kalanlar devam ediyor. Vedat Özdan bizlerle, hoş geldiniz, iyi haftalar. Merhabalar, hoş bulduk, iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii geçtiğimiz hafta Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalar oldukça önemli. Halen daha tartışmaya hafta boyunca da zaten devam edeceğiz ama şunu sormak istiyorum. Yıllarca Türkiye değerli TL politikasıyla birlikte hani cari açık yaratan bir işte ekonomiydi. Dolayısıyla enflasyon tarafında sıkı para politikasıyla işleri dizginleyebiliyordu ama şimdiki bu geçiş, yani TL'yi daha fazla zayıflatarak uzun vadeli çerçevede cari dengede fazlaya geçerek önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadele teması ne kadar gerçekleştirilebilir? Mümkün mü? Ne düşünüyorsunuz?
Şimdi bir defa hatırlarsınız 2018 yılında dönemin ekonomiden sorumlu bakanı Berat Albayrak orta vadeli programı yeni ekonomi programı diye değiştirmişti ismini. Hı hı. Ve 3D diye kısaltılan bir yeni modelden bahsetmişti. Değişim, disiplin, denetim, değişim diye. Denge, değişim ve disiplin diye. Oranın değişim kısmı Türkiye'nin artık cari açık vermeme üzerine, cari dengeyi kurma üzerine bir modele geçtiğini söylüyordu. Hatta biz 2018 yılında Türkiye'nin cari açığı nasıl kapanacak? Bu kadar büyük bir enerji ithalatı faturası var. Acaba Libya'ya Türkiye yardım ediyor orada başbakana, yani mevcut hükümete destek oluyor. Hem askeri hem siyasi olarak. Acaba Libya ile uzun vadeli bir doğalgaz, petrol kontratı yapılacak. Bir miktar hibe, bir miktar düşük fiyattan ciddi bir süre düşük ithalat faturasıyla tedarik mi yapacağız diye düşünmüştük. Konuşuldu da bu. Fakat daha sonra malum bu gerçekleşmedi. Yani Türkiye'nin cari açığıyla para politikası arasında bence bir ilişki yok. Türkiye ile ilgili bir yapısal problem var. Bu yapısal problem para politikasını gevşetmek suretiyle aşılamaz. Türkiye'de bir model değişikliği, bir strateji değişikliği olduğu kanısında da değilim. Böyle bir değişiklik Türkiye ciddi bir devlettir. Öncesinde tartışılır. İki ay bile olmadı. Orta vadeli program açıklandı. Bütçe metni var ortada. Hı hı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı yıllık programı açıklandı. Bir ekonomik model değişiklikten bahsedildi. Peki nereden çıktı bu cari açık? Cari fazla vermek suretiyle kuru dengelemek, cari açık sıfırlamak suretiyle fiyat istikrarını sağlama hedefi. Ben bunu son bir ay içerisinde Merkez Bankası Başkanı üzerinde yapılan haberler ve tartışmalardan bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Kısa bir hatırlatma yapacak olursak, Merkez Bankası Başkanı kendisi reel faiz pozitif olacak dedi. Yani politika faizi enflasyon beklentisi, enflasyon üzerinde olacak taahhüdü vardı. Daha sonra bir yatırımcı toplantısında manşet enflasyona değil, çekirdek enflasyona bakmak lazım. Herkes öyle bakıyor. Manşet enflasyondaki bazı unsurlar geçici, arz kaynaklı gibi bir açıklama yaptı. Daha sonra çekirdek enflasyonda trend değişikliği olmadığı halde bir aylık bir küçük düşüşe referansla 100 bas puanlık faiz indirimi yaptı. Daha sonra çekirdek enflasyon yükseldi. Yükseldikten sonra bu sefer de 200 bas puanlık faiz indirimi yaptı. Çünkü ondan önce Reuters'e bir haber düşmüştü. Cumhurbaşkanlığıyla Merkez Bankası Başkanlığı arasında bir güven sorunu yaşandığına dair. Daha sonra bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı sonra Merkez Bankası Başkanlığı yanına kabul etti. Bu toplantıda sonra Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu üyesi olmak üzere 3 kişi görevden alındı. Ve ondan sonraki toplantıda işte çekirdek enflasyon yükselmesine rağmen ve kendisi de çekirdek enflasyona bakacağız demiş olmasına ve daha önce politika faizi enflasyondan daha yüksek olacak demesine rağmen 200 bas puan faiz indirimi yaptırdı. Cumhurbaşkanlığı makamında konuşulan ve faiz indiriminin neden istendiğine, kendisinden neden faiz indirimi beklendiğine ilişkin arada geçen diyaloğun bana göre özetinde geçen hafta enflasyon raporu toplantısında açıkladı. O da nedir? İşte Çin'le ilgili bir problem var. Çin'in dünyanın tek fabrikası olması tedarik zinciriyle ilgili bir problem yarattı. Bu problemi çözmek için çeşitlendirme yapmak lazım. Türkiye'nin önüne bir fırsat geliyor. Yatırım iştahı yüksek. Merkez Bankası niye faiz yeterince düşürmüyor? Yani sanayicinin, yatırımcının, ihracatçının önünü açmak lazım. Türü bir konuşma olduğunu tahmin ediyorum.
Bu çerçevede sanki bir model değişikliği varmış, bunu tartışmaya açıyormuş gibi konuştu. Ama bana kalırsa, yani kendisine soruldu zaten, çekirdek enflasyona bakacağız, reel politik faiz vereceğiz, politika faizimiz enflasyon üzerinde olacak açıklamalı kendisine sorulduğu zaman da bunlara takılmamak gerektiğini söyledi. Dolayısıyla ortada bir gayri ciddi durum var. Ve şeyle çok büyük ihtimalle Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün orada yaptığı açıklamalar, model, varsayımlar, kullanılan veriler ve bunlara ilişkin para politikası kurulu üyelerinden başkan da dahil olmak üzere bir eleştiri, değişik öneri olmaksızın, dolayısıyla Merkez Bankası'nın öteden beri kullandığı model, varsayımlar ve veriler çerçevesinde sonuç faiz indirimini haklı çıkarmayacakken faiz indirimi yapılmıştır. Şimdi tabii orada hem açıklamalar gelirken çok fazla hani bu eleştiriler de yapıldı. Yani Merkez Bankası'nın cari denge hedeflemesi ya da bunu hedefleyerek enflasyonu hani dengeye almış olacağı, alacağı, yani o beklenti ne kadar doğrudur? Yani bu işte açıklamalar tabii ki bir yandan da tartışılıyor. Biz de hafta boyunca konuşacağız ama tabii ki orada cari denge tarafında çok fazla değişken var. Belki önümüzdeki dakikalarda onu da vakit kalırsa konuşuruz ama yani enflasyon temelinde düşündüğümüzde şu anda enflasyon beklentilerindeki bozulma hızla devam ediyor. Zirveyi gördük mü, göreceğiz mi diye tartıştığımız noktadan çok uzaklaştık. Yıl sonu beklentileri yine yukarı yönlü gözüküyor. Enflasyon raporunda zaten biliyorsunuz 18'in üzerine çekildi. Piyasa beklentisi bir miktar daha üzerinde ama Bloomberg HT'nin anketine dönüp baktığımızda 23 kurum şu anda medyanda 20.25'lik bir enflasyondan bahsediyoruz. Tabii ki bu önümüzdeki günlerde vatandaş için ne kadar dayanılabilir? Bir yandan devlet sübvansiyonu da unutmayalım. Doğalgaz zammında mesela bugün konutlar için biliyorsunuz zam açıklanmadı. Ama sanayi tarafındaki, üretim tarafındaki doğalgaz zammı neticede ÜFE tarafından, üretici maliyetleri tarafından enflasyona sirayet edecektir. O yönde açıklamalar duyuyoruz. Ne dersiniz Vedat Özdan? Bakın şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda beklenen enflasyonu, yıl sonu enflasyonu yukarıya doğru revize etmesinin nedeni aslında Merkez Bankası'nın neden faiz indirimi yapmaması gerektiğiyle ilgili burada defalarca konuştuğumuz gerekçelere bağlanmış. Bunlar neler? Dolar girdi, ithal girdi fiyatlarından, ithal mal fiyatlarındaki yükseliş, petrol varil fiyatı ile ilgili varsayımın yukarıya revizyonu ve gıda fiyatlarındaki artış. Şimdi siz Merkez Bankası'nın 300 bas puan faiz indirimi yapıp enflasyon beklentilerinin yukarıya çıktığı bir resimden bahsediyoruz ve bunu konuştuğumuz gün Kasım ayında BOTAŞ doğalgaz tarifesini yayınlıyor ve sanayi ve elektrik üretim santrallerine minimum %40 doğalgaz fiyatlarına zam yaptığını açıklıyor. Yani bu geçen ayda, Ekim ayında da %15 yapılmıştı. Son 3 ay içerisinde doğalgaz fiyatları sanayi ve elektrik üretim şirketlerine %100 arttı. Yılbaşından bu yana %47,5 arttı. Yani bunun şimdi sizde de haberi var. Doğalgaz arttığı zaman gübre artıyor. Gübre arttığı zaman bütün gıda ürünlerinin fiyatları artıyor. Doğalgaz arttığı zaman elektrik fiyatı artıyor. Elektrik fiyatı, doğalgaz fiyatı arttığı zaman sanayinize o 300 bas puanlık faiz indirimiyle verdiğiniz bir çay kaşığı suyu bir tencere karşılığında bir tencere su alıyorsunuz. Neyle? Maliyetleri artırarak, neyle? Rekabet şansını düşürerek, neyle? Beklentileri bozarak, neyle? Algıyı bozarak. Yani kur yükselişini çözmenin yolu Merkez Bankası'nın para politikasını gevşetmesi değildir. Sadece Türkiye'de kurun yükselmesi, enflasyon yükselmesi Merkez Bankası'yla alakalı bir şey değil. Bu külliyen bir ekonomiden dış politika, bir yönetim anlayışıyla ilgili bir problemin tekabülü.
Şimdi tabii Merkez Bankası faiz artırarak da ne kadar hani düzenlemeyi sağlayabilir? Biz onu da konuşmaya devam ediyoruz. Yani daha geniş çaplı bir düzenleme, bir artık reformlar hep biliyorsunuz konuşuluyor, tartışılıyor ama birazdan detaylarını konuşacağız küresel perspektiften de. Borsa İstanbul bugün %1'e yakın primle günü tamamlıyor. 1536. Bakalım şöyle neler artmış. Yüzdesel bazda 64 hissenin yukarı gittiğini söyleyelim. Yüzdesel bazda Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ilk sırada, ARD Grup %5'lik primiyle ikinci sırada, Alarko bugünkü haberlerden etkilenmiş gözüküyor, Anadolu Efes, Hektaş, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Gözde Girişim ilk sıralarda. Yüzdesel olarak en çok düşenler Biotrend, Erbosan, Aksa Enerji, Sasa Polyester, Doğuş Oto gibi hisseler. En çok puan bazlı katkıyı da BİM yapmış durumda. Bugün biliyorsunuz açılışta özellikle Borsa İstanbul'da sabah saatlerinde gıda perakende zincirlerinde fiyatlamalar hızlı olmuştu. Günü böyle tamamlamış oluyor. BİM tarafı için pozitif. Şimdi hemen Burcu Kıratlı'ya dönelim. Piyasa kapanışına dair yorumları alacağız. Burcu Kıratlı, hoş geldin. Neler aktaracaksın bugün bizlere? Küresel tarafta iyimser bir hava var. İçeride öyle. Seni dinliyoruz. Merhaba Gözde. Evet, dediğin gibi BIST 100 endeksi yükselişini bugün de devam ettirdi. Böylece endeks aralıksız 10 gün yükseliş gerçekleştirmiş oldu. Bu tip sert yükselişler sonrasında düzeltme hareketleri de olabilir, ancak düzeltmeler %1'in altında ve hacimsiz olduğu sürece yükselen trendin hakimiyeti devam edecektir. Direnç bölgelerinden satal yapmak amacıyla pozisyon azaltılabilir, ancak 1470 desteği aşağı kırılmadığı sürece hisse pozisyonlarının çoğunluğunu korumakta fayda var diyoruz. Yurt dışına baktığımızda Kasım ayının ilk günde global hisse senedi piyasalarına pozitif hava hakim. Çin'de Ekim ayı imalat PMI endeksi 50.6 olarak açıklandı. Analistler geçen ay 50 olan endekste değişiklik beklemiyordu. Ancak iş talepteki toparlamanın da etkisiyle endeks Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Japonya'da seçim sonuçları belli oldu ve Japon Nikkei endeksi de istikrar ve yine teşviklerin devam edeceği beklentisiyle bugün %2,5 arta kapattı. Avrupa'ya baktığımızda Kasım ayının yeni zirvelerle başladığını görüyoruz. Bugünkü yükselişte bankacılık hisseleri ön plandaydı. Euro bölgesi bankacılık endeksi %2,4 yükselerek son 2 yılın en yükseğine ulaştı. Eurostoxx 50 endeksi Ağustos ayından bugüne 3 kez test ettiği ancak geçemediği 4250 direncinin üzerine çıktı ve 4293 puana kadar yükseldi. Eğer endeks 4250 üzerinde tutunabilirse yeni zirve arayışlarının devam edeceğini düşünüyoruz. Buna karşın bir kez daha 4250 direnci kırılamazsa önümüzdeki günlerde Avrupa hisse endekslerinde satış baskısı artabilir. Amerika tarafına baktığımızda hafta yükselişle başlasa da ilk yarım saat içerisinde eksiye geçti. Geçtiğimiz haftadaki yükselişle kapanış rekorları tazeleyen Amerika endeksleri bu hafta çarşamba gününe FED kararını ve cuma günü açıklanacak olan tarım dışına odaklanmış durumda. Bugün ISM imalat endeksi beklentilerin hafif üzerinde 60.8 olarak geldi. Analistler 61.1 olan geçen ayki rakamın 60.3'e düşmesini bekliyordu. Emtia tarafına baktığımızda kıymetli metaller cuma günkü kapanış seviyelerini korumaya çalışıyor. Altın önümüzdeki günlerde 1800 doların üzerine çıkacak bir yükseliş yapamazsa bir kez daha 1750 ve 1720 desteklerini hedefleyen geri çekilme yaşayabilir. Enerji fiyatları bugüne düşüşle başladığını gördük, ancak kısa sürede toparladı. Ham petrol sözleşmeleri için hazırladığımız teknik analizimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Ekranda 1000 varil büyüklüğündeki aralık vadeli ham petrol sözleşmesinin grafiğini görüyorsunuz. Petrol Ağustos ayı sonunda başladığı yükselen trendini devam ettiriyor. Geri çekilmelerde mavi ile renklendirdiğimiz 10 günlük üstel ortalamanın etkili olduğunu görüyoruz. Sonuç günde ham petrol 10 günlük üstel ortalamanın altına sarksa da kapanışlar ortalamanın üzerinde oldu. Petrol bugün için 82.90'da destek oluşturan ortalamanın üzerinde kapanabilirse üst bandının belirlediği 87 doları hedef olma potansiyelini korur. 82.9'un aşağı kırılması durumunda ise yükselen trendin belirlediği 81.70 desteğine kadar düzeltme hareketi yaşayabiliriz. Bu yüzden 82.80 ve 90 bölge dikkat etmekte fayda var diyoruz. Ham petrolün ardından yine bir hisse önerisiyle devam etmek istiyorum. Credit Suisse Flowserve için endeks üstü getir tavsiyesi veriyor ve 40 dolar hedef fiyat belirliyor. Flowserve endüstriyel pompalar, vanalar, valfler gibi akış yönetimi sağlayan makineler üretip satıyor. Nükleer santrallerden tarımsal üretime, petrol rafinerileri, madenciliğe kadar pek çok sektörde hizmet veriyor. Şirketin 3. çeyrek sonuçları döviz pozisyonu ve tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle beklentilerin altında kalmıştı. Şirket ürün çeşitlendirme konularını da eğileceğini
açıkladı bu sebeple. Önümüzdeki dönemlerde de tedarik sorunları devam edebilir. Şirketin hasılatı da olumsuz etkilenebilir ancak bu dönemde vergi avantajından yararlandığı için Credit Suisse hisse başı kar tahminini 2.20 dolara çıkartıyor. Son olarak 21 Ekim'de önerdiğimiz Ford Motor Company'nin 6 günde %6,5 getiri sağladığını hatırlatmak istiyorum. Motorlu araç ve yedek parça üretiminin yanı sıra müşterilere kiralama ve finansman hizmetleri de sağlayan şirketi 20 dolar hedef fiyat belirlemişti Credit Suisse. Öneri tarihi 16.04 olan şirket Cuma günü 17.08'den kapandı. Benim bugün aktaracaklarım bu kadardı. Yayınlar, sevgiler diliyorum. Çok teşekkürler Burcu Kıratlı aktardıkların için. Şimdi devam ediyoruz Vedat Özdan'la ama dönmeden önce Çağlar'a hemen bir dönelim. Piyasayla ilgili son güncel bilgileri alacağız. Çağlar, hoş geldin yayına. Şimdi Borsa İstanbul tarafında özellikle tabii ki bu Merkez Bankası Başkanı değişikliği öncesi fiyatlamalarına TL bazında dönülmüş durumda ama Çağlar, nedir son durum? Gözde merhaba. Veri ve haber akışının yoğun olduğu bir haftanın ilk gününü geride bırakmak üzereyiz. Gün boyu konuşulduğu üzere hem yurt dışından gerek merkez bankaları dahilinde gerekse piyasaların genel olarak ılımlı havasının nasıl devam edeceği noktasında soru işaretleriyle beraber bu olumlu ivmenin gidişatı izleniyor. Bakıldığı zaman bugüne Türkiye'de de bu hafta itibariyle birçok ülkede imalat verileriyle başladık. Grafiğimiz ekrana verilirse imalat verilerine baktığımız zaman 2021 yılında 2020'nin sonunda aşıların devreye girmesiyle önce açılmalar, daha sonra da ekonomik aktivitenin biraz normalleşmesiyle yukarı yönde bir seyir izlemiştik ki 2020 yılında da ilk etapta kapanmalarla beraber imalat tarafında düşen görünümün daha sonra toparlanmaya işaret ettiği görülmüştü ki büyüme rakamları itibariyle de baktığımızda 2021 yılında özellikle geçen sene daralan ekonomiler, ki dünya genelinde de aslında baktığımızda ekonomik aktivitenin gerilediği, daraldığı gözlenmişti. Türkiye ve Türkiye ile beraber gelişmekte olan ülkelerin içerisinden Çin gibi örnekler pozitif büyümelerini sürdürmüştü ama baktığımız zaman son gelen imalat verilerine göre özellikle Çin ekseninde imalat tarafında yine soru işaretleri izlenmeye başlanmıştı. Bugün itibariyle baktığımızda Ekim ayında borsaların pozitif performansının Kasım ayına şu an için en azından ilk gün itibariyle sirayet ettiğini görüyoruz ama İmalat verileri ekseninde de baktığımız zaman, gelen haberlere ve risklere de baktığımız zaman hisse performanslarının bilançolar nezdinde pozitif fiyatlamalarla endeksleri beslediği bu dönemin ne kadar devam edeceği açıkçası biraz soru işaretleri barındırıyor. Şimdiki grafiğimizde ise Mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Merkez Bankası Başkanı değişikliği öncesinde dolar bazında BIST'in bulunduğu noktadan Ekim ayında pozitif olduğunu, TL bazında pozitif olduğunu konuştuğumuz BIST'in bugün itibariyle geldiği noktayı görüyoruz. Bakıldığında dolar TL'deki yükseliş, yani TL'deki değer kaybının BIST 100 endeksinde TL bazındaki yükselişe karşın dolar tarafında çok yukarı yönde bir harekete evrilmediğini görüyoruz. Ama yine de grafiğin en sonunda sağ tarafta grafiğin yönünü yukarıya çevirdiğini izliyoruz. Baktığımızda da imalat tarafındaki gelişmelerle birlikte önümüzdeki sonlanmak üzere olan 2021 yılının 4. çeyreği ve 2022 yılında hem dünyadaki büyümeye dair gelişmeler hem de ekonomik aktivitenin göstergesi olarak BIST dahi hisse senedi piyasalarının kurlarla da bağlantılı olarak seyrini izliyor olmaya devam edeceğiz. Kasım ayında hem BIST için hem de diğer hisse senedi endeksleri için bakalım nasıl bir seyir izleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Çağlar, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Vedat Özdan, şimdi küresel taraftan da biraz okuyalım resmi, değil mi? Yani merkez bankaları, özellikle işte büyük merkez bankaları tarafında Kanada, Avustralya, bunlar sıkılaşma sinyallerini hızlı verdi. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nı zaten takip edeceğiz. Fed odağımızda merkez bankaları tarafında çok fazla gelişme göreceğiz gibi duruyor. Bir yandan ne dersiniz? Özellikle ben Fed perspektifinden bir sorayım. Evet, çarşamba günü açıklanır FED kararı, sonra da basın toplantısı malum. Beklentimiz tabii ki daha önceki FOMC tutanaklarında açıklandığı üzere bu ayki toplantıda tahvil alım programının azaltılması ve uygulamaya ya Kasım ayında ya da Aralık ayında başlanması. Kasım ayından başlanır, Aralık ayında mı başlamak kararı alır sorusunu sorduğumuz zaman önümüzde iki tane
pek iyi olmayan veri, bir tane de iyi veri var. Pek iyi olmayan veri 3. çeyrek büyümesi beklentilerin altında kaldı. %2 geçen hafta gelmişti. Cuma günde çekirdek PCE biraz geriledi. Dolayısıyla Aralık ayında bu iki veri Aralık ayında başlama kararı alınır dedirtiyor. Öte yandan bugünkü ISM verisi de beklentinin bir tık üzerinde geldi. O da Kasım ayında belki hani Cuma günkü tarım dışı istihdam verisiyle ilgili bir öncü gösterge görürse FOMC belki enflasyonla ilgili de yine öncü veriler ısınma belirtisi gösteriyorsa Kasım ayında da tapering'e başlayabilir. Tapering anonsu yapılmazsa dolar negatiftir. Anons yapılır, Aralık ayında yapılır ve düşük miktar açıklanırsa, yani piyasa beklentisine uygun 15 milyar dolar beklentisinde bir açıklama olursa çok sert bir hareket olmaz ama gene gelişen ülke piyasalarına satış getirir. Kasım ayında açıklanırsa başlanacağı o da biraz daha sert bir fiyatlamaya yol açar. Tabii ondan sonra gelecek olan tarım dışı istihdam verisine de bağlı olur bu hareketler. Öte yandan tabii genel olarak şöyle bir resim var. Ben şeyde ABD'de yani daha önce anlattığım birkaç çerçeve vardı. Bu borç tavanı limiti meselesi Aralık ayında çözülürse Fed'in ABD hazinesinin hızlı tahvil alım programına başlayacağı, aynı zamanda da FOMC'nin de tahvil alımını azaltacağı, böylece dolar likiditesinin azalacağı bir döneme gireceğimizi söylemiştim. Bu ertelendi, borç limiti geçici çözüm bulunduğu için normalde Ekim-Kasım aylarında sert bir dolar endeksinde yukarıya hareket bekliyordum. Dolar likiditesinde koruma. Bu iki ay ertelendi, gecikmeli gelecek. Öte yandan kira artışlarının CPI'de ABD'de ağırlığı çok yüksek. Söylemiştim, konutla bağlantılı şeyler %40'ı CPI. Konutla ilgili tahliye moratoriumu bitti. Artık konut fiyatları çok yükseldi. Konut kiralarının ABD'de TÜFE'ye yansıması çok ciddi olacak, güçlü olacak. Keza ikinci el oto fiyatları halen yüksek ve yükselmeye de devam ediyor bu çip krizi meselesi dolayısıyla. Önümüzdeki aylarda ABD'de enflasyon yukarıya doğru ciddi sürprizler yapacak ve bu belki de Fed'in hakikaten sert bir fren yapmasına yol açabilir. Nitekim şeyde Goldman Sachs'ta 2023'ün 3. çeyreğinde faiz artışı beklentisi vardı. Artık 2022'de 2 faiz artışı beklentisi neredeyse %100'e yakın bekleniyor, fiyatlandı da. Dolayısıyla sıkı bir hızlandırılmış bir tapering riski halen var. Ve Merkez Bankası'nın en az bir Fed'in 2021'de faiz artışı yapması neredeyse kesinleşti. 2022 ve 23'te ikişer faiz artışı beklentisi var. Dolayısıyla bugünden itibaren dolar endeksinde gene yukarıya doğru FOMC bağlantılı hareketler göreceğiz. İngiltere Merkez Bankası'na gelecek olursak, İngiltere Merkez Bankası da Perşembe günü toplanıyor. Onların da para politikası kurulu da 9 üye var. Bu 9 üyenin 2 tanesi bir önceki toplantıda zaten sıkılaşma yönünde oy kullanmıştı. O toplantıdan sonra 2 üye daha, Başkan Bailey dahil, sıkılaşmayı destekleyici açıklamalar yapmıştı. Dolayısıyla 9'da 4 kesin sıkılaşmayan faiz artışı beklentisi var. Kalan 5 kişiden 3'ü sıkı güvercin. Onların fikir değiştireceğini tahmin etmiyorum ama başkanın neler söyleyeceğini, neler anlatacağına bağlı olarak belki onlar da fikir değiştirir. Son 2 üyenin de son zamanlarda hiç kamuoyunda açıklama yapmamış olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışı yapacağı, hani done değil diyorlar ya, bitmiş iş değil, halen ortada ama kuvvetle muhtemel İngiltere Merkez Bankası da Kanada, Norveç vesaire merkez bankalar gibi işte Rusya, Brezilya vesaire faiz artışı yapacak diye bekleniyor.
Evet, tabii önümüzdeki günlerde özellikle tabii OPEC kararı da önemli. Biden'ın burada baskı yaptığını biliyoruz ama ne derece etki eder? Çünkü Aramco'nun tarihi zirve gelirlerini konuşuyoruz değil mi? Yani açıklanan rakamları gördüğümüzde böyle gözlerimiz yuvalarından çıkıyor ama normal tabii yani o Covid döneminin acısını biraz çıkarmaya çalışıldığı da anlaşılıyor. Petrol üreticileri epey bir mağdur olmuştu. Şimdi burada herhalde bir üretim artışı çok da söz konusu değil gibi gözüküyor ama sizin yorumunuz ne olur? Ne okuyorsunuz, ne görüyorsunuz? Hani özellikle tahminlerde ne var? OPEC toplantıları bakanlar düzeyinde yapılıyor. Bu bakanlar düzeyindeki toplantıdan önce de daha bir teknik komite toplanıyor. O da teknik komite fiyat gelişmelerinin arz ve talep koşulları ile ilgili bir durum değerlendirmesi yapıyor. Bakanlar komitesine rapor sunuyor. Geçen hafta bu teknik komite toplandı. Piyasada şöyle bir haber dolaştı. Yani günlük 400 bin varil ilave her ay artış planına bağlı kalınmayabilir. İşte ABD'den baskı var. Belki de 1 milyon 600 binle 1 milyon arasında bir rakama çıkabilir diye. Fakat bu teknik komite bu beklentileri boşa çıkardı. Talep koşullarının halen çok güvenilir bir şekilde güçlü olduğuna ikna olduğunu söyledi. İşte Covid dedi, Delta varyant dedi, Çin yavaşlıyor dedi. Buna benzer gerekçelerle sanki OPEC üretim artışı yapmayacak gibi. Aramco'nun tabii ki karının beklenenin üzerinde gelmesi bir miktar hani daha çok G20'de gördük biz. Özel demeçler de verildi. Yani sanki Biden OPEC ve Rusya'ya petrol ve doğalgaz üretimini arttırması için yani müttefikleriyle bir ittifak arayışı içerisinde olduğunu fakat neler yapacağını açıklamadılar. Fakat böyle bir ittifak arayışı içerisinde olduğunu söyledi. Özellikle de şeyde Amerika'dayken yani toplantıya gitmeden önce yaptığı açıklama ilginçti. Petrol ve doğalgazda arz talepten kasıtlı olarak yani bilerek daha düşük tutuluyor gibi bir açıklama yapmıştı. Beyaz Saray'ın OPEC nezdinde enerji diplomasisi yaptığını üretimi arttırmak için biliyoruz, konuşmuştuk daha önce. Şimdi Aramco'nun karının yükselmiş olması 29 küsür milyar dolar bekleniyordu. İşte 3. çeyrek karı 30 küsür milyar dolar geldi. Geçen sene 11 küsür milyar dolar. Tabii geçen sene petrol fiyatları bayağı düşüktü. Bu 3. çeyrekte ABD ham petrol bile 85 doları gördü ki 2014'ten bu yana görülmemiş bir fiyat. Bu da hem nakit akımını hem hisse başına karlılığını arttırdı. Şirketin nefes almasına neden oldu. Bu çerçevede tabii hissesi de değer kazandı. Artık Beyaz Saray açısından, Biden G20 açısından yani Suudi Arabistan enerji şirketleri hani geçen senenin kötü finansallarını düzelttiler, artık üretimi arttırıp bu küresel düzeyde enflasyon endişesini, stagflasyon korkusunu bitirici bir aksiyon alsınlar diye bir diplomatik şey artabilir, baskı artabilir. Ancak orada da işte ben Aramco'nun CEO'su olsam bir yandan bize baskı yapıyorsunuz, bir yandan da küresel ısınmadan, karbon emisyonunu azaltmaktan bahsediyorsunuz. Üretimi niye artıralım? Burada bayağı bir çelişki var değil mi? Karbon emisyonu artmaz mı falan diye kaytarma imkanını kullanırdım diye düşünüyorum. Tabii bu işin şakası. Tabii. Onlar da şeye başladılar. Evet. Yani arada bu 2050 yılına kadar Aramco karbon salınımını sıfıra indirecekmiş. Bu Job 26 ile ilgili işte inisiyatifler, açıklamalar, işte karbon salınımı şöyle kötü böyle kötü falan diye açıklamalar da yapıyorlar. Tam Suudi Arabistan işi. Evet, kesinlikle. Ama bu iklim değişikliği zirvesiyle ilgili olarak tabii ki hani önümüzdeki döneme dair işte bu 1,5 santigrat derece ne kadar başarılabilir falan bunlar tartışılıyor. Bir de tabii önümüzdeki dönemde bu kadar enerji krizinin yaşandığı, enflasyonist baskıların arttığı ortamda bu dönüşüm nasıl sağlanacak? Bu da çok büyük bir merak konusu. Ne düşünüyorsunuz o tarafa ilişkin? Ya bu Job 26 deniyor. Job nedir? Conference of the Parties. Yani Birleşmiş Milletler'in iklim konvansiyonunu imzalayan partiler. Yani taraf ülkelerin konferansı işte bir sekreteryası da var. Bonn'da, Almanya'da
92'de kuruldu. İlk toplantısı da yani Job 01'de işte Berlin'de 95'te oldu. Her yıl yapılıyor. Bu 26.sı olduğu için IC26 oradan geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Job hani bir 100 milyar dolarlık şey küresel ısınmayı önleyici aksiyonlar için bütçe işi yani ayıptır söylemesi 2009'dan beri konuşulan bir şey sürekli şeylere yazılıyor. Yani bana göre çok cıvıttılar hem G20'de bunun cıvıma belirtileri ortaya çıktı. Çünkü neden G20 komünik diyelim tutunağına şey yazdılar ülkelerin kendi öznel koşulları saklı kalmak kaydıyla gibi bir rezerv koydular. Dolayısıyla aslında Hindistan, Çin, ABD, Brezilya ve Almanya dünyanın en fazla karbon salınımı yapan ülkeleri bunlar da bir miktar kendilerini orada hece etmiş oldular. Karbon salınımı ile ilgili sadece temenniler biraz daha güçlü ifade edildi. Şimdi Glasgow'daki toplantıda bu Job 26 toplantısında da büyük ihtimalle konuşulacak o daha uzun bir toplantı. Ama orada da temel kaygının gene enflasyon olacağını tahmin ediyorum. Yani herkes karbon salınımını konuşurken öte yandan da kışın ne kadar sert geçeceğini, doğalgazın, petrolün üretimini nasıl artırabiliriz, insanlar nasıl üşümez, fabrikalar nasıl kapanmaz meselesine kafa yorulacağını ve onunla ilgili neler yapılabileceğini konuşacaklardır. Bu da aslında meselenin kafalarda çok ciddi bir yer etmesini ve daha radikal aksiyon alınmasını önleyici bir şey gündem. Yani birbiriyle çelişen iki gündem var. Birisi gerçek gündem, o da üşüme, kesinlikle, fabrika kapanması, işsizlik. Öbürü de küresel karbon emisyonu. Çelişkiler her yerde devam ediyor. Peki Vedat Özden çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Hemen Avrupa'daki son gelişmeleri almak için Ceren Dilekçi'ye dönelim. Ceren hoş geldin. Avrupa borsaları epey bir alıcılıydı Ceren. Bugün piyasalarda böyle bir iyimser hava. Avrupa'da hangi haber akışları öne çıkıyor? Merhabalar Gözde. Evet, Avrupa borsaları Kasım ayının ilk işlem gününe yükselişle başladı. Bugün endeksler günü %1'e ulaşan primlerle kapatmaya hazırlanıyor. Hem küresel piyasalarda yaşanan iyimserlik dalgası etkili oldu bunda, hem de bilanço iyimserliği fiyatlanmaya devam ediyor. Mesela kapanışa bir saat var Avrupa endekslerinde. Fransa borsası %1 primli, İtalya, İspanya borsası ise %1'i aşan yükselişte işlem görüyor. Bugün aynı zamanda Euro bölgesinde tahvil faizlerinde yükseliş de dikkat çekiyor. Mesela İtalya'ya baktığımız zaman İtalya'da 10 yıllık tahvil faizi 14 bas puanlık yükselişle 2020 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. İspanya'da 10 yıllık tahvil faizi 5 bas puanlık yükselişle 2020 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede. Yunanistan'da tahvil faizleri ise Cuma gününden beri 30 bas puan yükseldi. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'ndan karışık mesajlar geliyor. Daha doğrusu geçtiğimiz hafta piyasaların Türkiye'de kapalı olduğu günde Avrupa Merkez Bankası toplantısını takip ettik. Fakat Lagarde'ın açıklamaları önümüzdeki yıl en az 2 faiz artışı beklenen törpülemiş gibi gözükmekte. Çünkü Lagarde yine enflasyondaki yükselişin geçici olduğu söylemini tekrarladı. Kısa vadede enflasyonda yükseliş yaşansa da uzun vadede enflasyonun yeniden düşeceğini düşünüyoruz açıklamasında bulundu. Tabi analistlerin yorumlarına baktığımız zaman özellikle yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen karışık sinyalleri anlamakta zorlandıkları ve önümüzdeki dönemde özellikle Almanya ve Güney Avrupa ülkelerinde tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin endişe verici boyutlara gelebileceğini noktasında da uyarılar geliyor stratejistlerden. Bu hafta ise 4 Kasım'da gözler İngiltere Merkez Bankası kararında olacak. Piyasa 4 Kasım'da artık faiz artışı sürecine başlanacağından neredeyse emin. Çünkü piyasada 15 bas puanlık faiz artışı beklentisi fiyatlanmaya başladı. Aslında geçtiğimiz haftalarda İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den gelen açıklamaların ardından bu beklentiler güçlenmişti. Ardından diğer politika yapıcılardan da benzer yorumlar gelmesi, yani enflasyonda hızlı yükselişe karşı daha erken bir adım atmaya hazırlandığı yönündeki yorumlar biraz daha beklentilerin
öne çekilmesinde etkili olmuştu. Bir süredir Covid gündemimizde değildi fakat Avrupa ülkeleri yeniden artan vakalara karşı toplantıları gündeme aldı. Mesela Almanya'da son dönemde hızla artan vakalar karşısında Almanya Başbakanı Merkel eyalet yönetimleriyle yeni bir korona zirvesi yapılmasını talep etti. Çünkü son verilere göre insidans değeri 100 bin kişide 150'yi aşmış durumda vakalarda ve günlük 10 binlerce yeni vaka ekleniyor Almanya'da. Merkel şu anda durumun endişe verici olduğunu ve yakından takip etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda Sağlık Bakanı Spahn ise Almanya'da aşı merkezlerinin yeniden kurulmasını ve 12 yaş üstü herkese booster shot yani 3. doz aşı yapılmasını talep etti Gözde. Eren Dilekçi, çok teşekkür ediyorum. Şimdi vergilendirme sistemine ilişkin yorum alacağız ama G20 liderleri biliyorsunuz daha önce bu konuşulan 136 ülkenin kabul ettiği %15'lik asgari kurumlar vergisi, bunu konuşacağız ama önce haberi izleyelim, üzerine konuşacağız. G20 liderleri OECD'nin çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde 2023'ten itibaren en az %15 oranında vergilendirilmesine yönelik 136 ülkenin kabul ettiği anlaşmayı onayladı. Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 liderlerinin küresel bir asgari vergide dahil olmak üzere yeni uluslararası vergi kuralları konusunda tarihi bir anlaşmayı onayladığını belirtti. Yellen, asgari verginin onaylanmasının Amerikalı şirketlere ve onların çalışanlarına yarar sağlayacağını aktardı. Yellen, bu anlaşma, küresel ekonomiyi Amerikan iş dünyası ve işçileri için daha kazançlı bir yer haline getirecek değerlendirmesinde de bulundu. Anlaşma, Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketlere de dahil olmak üzere, küresel şirketlerin 2023'ten itibaren en az %15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlayacak. KPMG Türkiye ortağı Emrah Akın bizlerle. Hoş geldin Emrah Akın yayına. Şimdi tabii merak ediyoruz. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu karar neden alındı? Biz bunu tabii ki aylarca tartıştık yayınlarda. Neden olduğunu yine de bir hatırlatmanı rica edeceğim. Bir de tabii önümüzdeki günlerde Türkiye adına hayatımızda bir şey değişecek mi? Bunu merak ediyoruz. Gözde, aslında bu yeni bir konu değil. Çok uzun yıllardır OECD'nin üzerinde çalıştığı bir konu. 2010'lu yılların başından beri, hatta 2017 yılında bir BEPS eylem planı, yani matrah aşındırması ve kar aktarımının önlenmesine ilişkin bir plan açıkladı OECD. İlişkiler uluslararasılaştıkça, dijital ekonomi büyüdükçe, uluslararası şirketlerin de aslında vergiden kaçınma yöntemleri bulma konusundaki yetenekleri artıyor. Dolayısıyla lokal mevzuatlar, yani yerel vergi mevzuatları, bu konunun gerisinde kalmış oluyor. Dolayısıyla aslında burada atılan adım, buradaki vergi kayıp ve kaçağının bir kısmının, önemli bir kısmının giderilmesine yönelik. Dijital dünyaya ilişkin önemli bir karar. Sadece dijital dünyaya değil, OECD'nin bu konudaki emeklerine ilişkin önemli bir karar. Dikkat çekici şey şu, 136 tane ülke bunu imzaladı, OECD üyesi ve G20 ülkeleri de bunu kabul ettiler ve bu anlaşmayı onayladılar. Açıklamayı da dikkat edersen Janet Yellen yaptı, Amerikan Hazine Bakanı. Dolayısıyla Amerika'nın bu konudaki inisiyatifi çok önemli. Burada iki taraflı bir yaklaşım var Gözde. Birincisi kaynak olan ülke. Yani bu faaliyetleri yapıp gelir elde ettiğiniz ülke, ki mesela Türkiye çoğu kez de kaynak olan ülkedir. Diğer konu da bu ülkelerin, yani bu şirketlerin, özür diliyorum, mukim oldukları ülke. Bu anlamda baktığımızda da Amerika zaten dünyada en çok çok uluslu şirketi bünyesinde barındıran ülkelerden birisi. Şimdi küresel asgari kurumlar vergisi dediğimiz zaman ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Sanki bir kurumsal asgari kurumlar vergisi oranı belirleyeceğiz. Bütün dünyada bütün ülkeler bu oranı uygulayacak. Hayır, bu aslında bir ölçü. Bu ölçünün altına düştüğünüz yerlerde bu devreye girecek 2023 yılından itibaren. Şöyle söyleyeyim, özellikle bu anlamdaki vergi planlamaları bakımından tercih edilen birkaç ülkeden birisi İrlanda, biliyorsun. İrlanda'da %12,5'luk bir kurumlar vergisi var. Eğer sizin faaliyette bulunduğunuz, faaliyetlerinizin merkezi olan ülkede %12,5'luk bir kurumlar vergisiyle kazançlarınız vergilendiriliyorsa, mesela ana ülkeniz Amerika ise aradaki 2,5'luk farkı da Amerika'nın alması öngörülecek gibi bir sistem ortaya çıkacak en basit tanımıyla. Bu işin mukim ilke, yani yerleşik olunan ülke tarafından bakılacağı durumda ortaya çıkan şey. Biz burada iki sütunlu yaklaşım diyoruz buna. Bu sütunlardan ikincisi. Birinci sütunsa faaliyette bulunan ülke. Şimdi dijital olanaklar arttıkça şirketler artık fiziksel bir varlığa ihtiyaç duymadan da bazı ülkelerden gelir elde edebiliyorlar. Biliyorsunuz biz de bu konuda dijital hizmet vergisini yürürlüğe soktuk 2020 yılının içerisinde. Bu da diyor ki faaliyette bulunan ülkede
herhangi bir fiziki varlığın olmasa da belli rakamları açtığın zaman, belli karlılık rakamlarını açtığın zaman vergileneceksin. Dolayısıyla bu kaynak ülkede fizik varlığın olmasa da bir vergi ödeyeceksin. Dolayısıyla çok uluslu şirketler ve uluslararası vergileme açısından aslında çok önemli bir durumun eşiğinde olduğumuzu da söyleyebiliriz Gözde. Türkiye adına çok büyük bir değişiklik beklenmiyor değil mi? Şöyle, asgari kurumlar vergisi açısından aslında Türkiye adına ilk etapta büyük bir değişiklik beklememiz çok zor. Niye? Bir kere Türkiye'nin kurumlar vergisi oranı zaten kanun oranımız %20. Geçici oranımız da %25 mesela. 2022-21 yıllık gelirleri için biz de %25 uygulayacağız. Diğer açıdan baktığımız zaman da bu daha çok global anlamda çok büyük gelirler elde eden, ki 750 milyon euroluk orada bir sınır var. O ülkeleri ilgilendiriyor. Tabii Türkiye bu 750 milyon euroluk sınırı daha düşük uygularsa, Türkiye'nin çok uluslu şirketleri de, yani Türkiye merkezli, Türkiye mukim çok uluslu şirketler de bu kapsama girebilir. Ama ilk etapta Türkiye bu açıdan çok büyük bir fayda elde edecektir dememiz zor. Ama bacak bir, sütun bir diyeceğimiz açıdan, yani kaynak ülke olması evet. açısından Türkiye, oradaki aksiyonlar sonucunda Türkiye'nin bir vergi geliri elde etmesi gündeme gelecek 2023'ten itibaren. Ki zaten biz bir dijital hizmet vergisi yürürlüğe koyduk. Senelik 1,5-2 milyar TL civarında bir tahsilat öngörüyoruz ondan da. Şu ana kadar uygulamamızda da 1,5 milyar TL civarında bir tahsilatımız var. Dolayısıyla iki bacağında 2023'ten itibaren yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de uluslararası vergileme anlamında hem vergilerinin birazcık artmasına sebep olacak, ama faaliyetler Türkiye'de toplanmalı için, mesela bu tip şirketlerin İrlanda'da, Macaristan gibi ülkelerde toplanmalı için, bu ülkelerin ciddi vergi kaybı olacaktır diyebiliriz. Onlar ne yapacaklar peki? Muhtemelen İrlanda ve Macaristan gibi, Macaristan'da da %9 kurumlar vergisi. O ülkelerde de kurumlar vergisinin yavaş yavaş %15 arttığını evet. görebiliriz Gözde. Peki, çok teşekkür ediyorum Emre Akın yorumlar için. Şimdi hemen devam edin. Dünyanın iki sorunu, yani bir vergi tarafındaki düzenlemeyi yapmaya çalışıyorlar. Çünkü vergi toplayamama hali söz konusu, uçurum var. Hem işte zengin hem düşük gelirli arasında. Dolayısıyla bunun biraz dengelenmesi adına özellikle Amerika'nın bu konuda biliyorsunuz çok fazla söylemleri vardı. Biden'ın bir diğer gündemi de iklim değişikliği. Yani şu anda bu iklim değişikliği zirvesinden de yola çıkarak hemen soracağız. TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkada, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey katıldığınız için. Ben hemen hızlıca sormak istiyorum. Tabii G20 Liderler Zirvesi'nde de bu 1,5 santigrat derecelik ısı taahhütünde bulunuldu. Derecelik bir sınırlandırma hedefi var. Ama ne kadar gerçekçi, ülkeler ne kadar sahici, ne kadar samimi, bunlar tartışılıyor. Ve tabii şirketler burada üzerine düşeni nasıl yapacak? TÜSİAD oldukça köklü bir kurum. Bu anlamda da çalışmalar var. Biraz sizden yorumları dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Aslında tabii gerçekten hem ülkelerin hem de şirketlerin işi hiç kolay değil. Ülkeler bunu 2015 yılında Paris'te yapılan ilk Paris Anlaşması ortaya çıktığından beri, aslında o zaman INDC adı verilen, daha sonra NDC diye devam eden Ulusal Katkı Beyanı diye adlandırdığımız beyanlarla bunu yönetiyorlar. Türkiye olarak biz de bunun içindeyiz. Avrupa Birliği burada tabii liderlik yapıyor uzun yıllardan beri. Amerika bir dönem Trump döneminde dışında kaldı. Şimdi tekrar içine dahil oldu. Ülkeler gerçekten bu 1,5 derece hedefine ulaşmak için samimi ve şeffaf bir şekilde bu katkı beyanlarını kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. Ancak bir taraftan da bunu nasıl yöneteceklerini iyi ifade etmeleri gerekiyor. Şirketler olarak bakıldığında burada tabii greenwashing adı verilen, göz boyama diye belki adlandırabileceğimiz faaliyetlerin olmaması adına da Science Based Target Initiative adı verilen bilim temelli hedeflerle bunun yönetilmesi ortaya çıktı. Türkiye'de de bu konuda çalışan TÜSİAD üyesi şirketler var ve ben ilerleyen dönemde bunun artacağını düşünüyorum. Bu aslında şu demek, özellikle kapsam 1, 2, 3 adı verilen emisyonların azaltılabilmesi için bilim temelli hedeflerinin bağımsız kurumlar tarafından onaylanması gerekiyor. Bu vesileyle aslında şirketlerin de tıpkı ülkeler gibi
şeffaf ve samimi bir şekilde bu hedefleri yönetirse ancak ilerleyen dönemde 1,5 derece hedefine hep birlikte ulaşabiliriz. Şimdi tabii burada şirketlere çok fazla iş düşüyor. Hadi onlar kendi sermayesiyle bir takım dönüşümleri mecbur olarak, yani ihracatçı bir şirketse hani sınırda karbon vergisi gibi uygulamalar nedeniyle de bir yandan mecburi yapacak ama ülkeler nasıl yapacak? Yani gelişen ülkeler tarafında finansmana erişim, burada dünyaya dağıtılacak olan pastadan nasıl bir pay alacak Türkiye? 100 milyar dolarlık yıllık bir finansman hususundan bahsediliyor ama ne dersiniz? Şöyle, tabii bu da yine yıllardan beri tartışılan bir konu. Takip edebildiğimiz kadarıyla şu an çok zor da olsa 80 milyar dolarlık bir finansman yaratılmış durumda. Tabii bunun, bu finansman gelişmiş ülkeler tarafından yaratılıyor ve gelişmekte olan ülkeler tarafından da kullanılması gerekiyor. Bunun adil dağıtımı ve gerçekten acil durumda olan ülkeler tarafından hakkaniyetli bir şekilde kullanılması için de bir takım çalışmalar var. Özellikle Glasgow'da bugün başlayan toplantılarla 2 haftalık bir süre boyunca bunun nasıl şekilleneceğini hep birlikte göreceğiz. Bugün açılış konuşmasında da, toplantısında da kimi ülkeler 2030-2050 yıllarına kadar bekleyemeyeceklerini, gerçekten bu dönüşümün hemen birden olması gerektiğini vurguladılar. Bu noktada tabii bir şey çok önemli bence. İklim değişikliği ile ilgili bu hedefler kurgulanırken bir yandan da enerji arz sorunu son dönemde ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Avrupa'da doğalgazla ilgili problemler var. Ülkemizde de yine doğalgaza, işte bugün sanayiye yapılan %47'lik, %48'lik zammı dikkate aldığımızda aslında şunu gerçekten net bir şekilde ifade etmemiz gerekir. İklim değişikliğiyle mücadele için düşük karbonlu ekonomiye geçişte bir yandan da bir acı şurup var ki bunu da aslında hep birlikte tüm dünyanın da içmesi de gerekiyor. Evet, tabii iklim değişikliği anlamında aslında hani geç kalındığını da bir yandan ifade ediyorlar. Çünkü yaşadığımız olaylar ortada. Yani hemen hemen pek çok kıtada işte yangınlar, iklim değişikliklerine bağlı olarak seller vesaire. Bunlar da tabii ki bir yandan hayati ama maliyetler tarafına yansıyor. Yeşil enerji dönüşümü de çok kolay olmayacak gibi duruyor ama son olarak sizin TÜSİAD kimliğiniz dışındaki kimlikle de ben sorayım. Şirketler tarafında yani nasıl önlemler alınıyor? Siz neler yapıyorsunuz? Şöyle, biz ilk etapta aslında TÜSİAD olarak bir tutum belgesi yayınladık. Ve Haziran ayında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne TÜSİAD olarak yaptığımız bir sunumla burada şirketlerin yapması gereken faaliyetleri ve aslında uzun süredir yaptıklarını da anlatma imkanımız oldu. Ardından da bizden bir yol haritası istendi. Bunu sunduk meclisimize. Şimdi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu biliyorsunuz adı. Bunu çok olumlu bir gelişme olarak görüyorum TÜSİAD olarak. Ve Paris Anlaşması'nın da meclisimizde onaylanmasıyla birlikte Ocak ayından itibaren bakanlık bir yol haritası çalışması başlatacak. Biz de aslında TÜSİAD olarak bu yol haritasının içinde olup somut önerilerimizi aktaracağız. TÜSİAD üyesi şirketler aslında uzun bir zamandan beri özellikle düşük karbon ekonomiye geçişte ağırlıkça da yenilenebilir enerji kullanımı, yeşil elektrik kullanımı ve üretimde enerji verimliliği, üretimde su verimliliği çalışmalarını başlattılar. Burada biraz önce değindiğim bilim temelli hedeflerin açıklanmasıyla birlikte aslında TÜSİAD üyesi şirketler ilerleyen dönemde gerçekten bu 1,5 derece hedefine ulaşmak için emisyonlarını azaltmakta bugüne kadar gösterdikleri çabayı daha iyi hale getireceklerini düşünüyorum TÜSİAD olarak. Evet, biz de yakından takip edeceğiz çalışmalarınızı. Fatih Bey, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Fatih Özkadı bizlerleydi, TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı. Ve günden kalanları burada noktalıyoruz efendim. Yarın yine aynı saatte buradayız. Herkese iyi akşamlar.